Özellikle kanser hastaları, şeker, artrit, romatizma, kalp hastaları, sara, ağrı kesici, astım, uykusuzluk, psikiyatri gibi 250 hastalığın tedavisinde ilaç olarak verilir. Ve Türkiye'nin göz bebeği iktidarın biricik aşkı inşaat. Kenevir elyafı inşaatlarda izolasyon ve doğal yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Şu anda kullanılan materyallerden daha dayanıklı, daha güçlü ve daha esnektir. Kiriş, civata, sunta, boya, vernik ve ahşabın kullanıldığı her yerde kenevir kullanılabilir. Çok ucuzdur. Kenevirden, suntadan daha sağlam tahta yani fibrobord yapılabilir. Kenevirden yapılmış doğal çimentolara su karıştırıp kalıplara dökülerek inşaat tuğlası yapılır. Tuğladan, betondan daha hafiftir ve daha sağlamdır. İddialara göre 600 yıl dayanıklıdır. Fransa'da yüzyıllarca önce kenevir ve kireçten yapılmış köprüler hala kullanılmaktadır. Ve ses geçirmez bir materyaldir. İzolasyon malzemesi olarak kullanırsanız enerji tüketimini azaltırsınız. Ateşe dayanıklıdır, böcek sinek gel, yani... Nedense bu cinsler kenevirden haz etmez. Kenevir dünyanın her yerinde yetiştirilebilir, bataklık kurutmada çok etkilidir, radyasyon temizleyicidir. Kenevirin derine inen kökleri toprağın havalandırılmasını sağlar. Ayrıca toprağı da temizler, toprakta yabancı otlarla mücadele eder. Böylece bir sonraki hasat sezonuna temiz bir tarla bırakır. Kenevir bitkisi metan gazının da emici özelliği olmasından dolayı ozon tabakasını korur ve kenevirin üretimi soyadan bile ucuzdur. Kenevirden sabun üretebilirsiniz, şampuan üretebilirsiniz, deterjan üretebilirsiniz. Ayrıca kenevirden üretilen bu ürünler ve kozmetik ürünler tabiata zarar vermez, suları kirletmez. Durun şimdi esas ilginç yere geldik. Amerika'nın kurucu başkanlarından George Washington ve Thomas Jefferson kenevir yetiştiriyorlardı. Benjamin Franklin kenevir kağıdı üreten bir değirmenin sahibiydi. Petrolden ve plastikten elde edilen ürünlerin tümü daha sağlıklı ve kolaylıkla bütünüyle kenevirden elde edilebilir. Yahu kenevirden otomobil yapıldı. Ford otomobil üretiminde yeni arayışlar içerisindeydi. Hem Amerikan çelik endüstrisine bağımlılığını azaltmak hem de büyük buhran sonrası büyük yokluk içindeki Amerikan çiftçilerine yeni alanlar yaratabilmek amacıyla kenevir kaportalı bir otomobil üretmek için işe girişti. Ve 1937 yılında ilk hep karı üretti. Diğer adıyla biomass kar. Adeta bir devrime imza attı. Kenevirden yapılan otomobil Hemkar, o güne dek yapılmış ilk kompozit gövdeli otomobildi. Bitkisel plastik olarak tanımlanan bir malzemeden yapılmıştı. Kenevir elyaflarının reçine ile kaplanıp sıkıştırılması ile elde edilmiş bir materyaldi. Bugünün karbon kompozit materyallerine benzer bir üründü. Çelikten 10 kat daha dayanıklı, esnek ve yenilenebilir bir malzemeydi. Basın mensuplarının önünde eline balyoz almış, arabanın kapısına hızla vurarak kenevirden yapılmış arabasının ne kadar güçlü olduğunu göstermişti. Balyozun vurulduğu noktada en ufak bir çöküntü bile oluşmamıştı. Dahası arabanın yakıtı da kenevirden üretilmişti. Biyo yakıt kullanacak bir motora sahipti. Önce prototipler üretildi, tanıtımlar yapıldı.